Yeni Çağ TV ekranlarına hoş geldiniz. Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kararını verdi. Seçimi ve sonrasını İYİ Parti kurucu üyesi ve 27. dönem milletvekili Sayın Nuhoğlu ile konuşmaya başlıyoruz. Hayrettin Nuhoğlu stüdyoda canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sayın Nuhoğlu, seçimi ve sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100. yılındayız. Yeni bir yüzyıla başlarken bu seçim ikinci turda neticelenmiş bir seçimdir. Seçimin eşit şartlarda gerçekleşmeyen bir seçim olduğunu, buna rağmen sükunetle sonuçlanmış olmasından mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ancak hemen sözlerimin başında dün akşam Ordu'da maalesef Hülyalı ilçemizin üyesi, aynı zamanda seçim sırasında sandık görevlisi katledildi. Ailesine, Ordu teşkilatımıza ve bütün İYİ Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Erhan Kurt'a da rahmet diliyorum. Erhan Kurt, Gülyalı ilçesinin üyesi, sandık görevini bitirince ıslak imzalı tutanağı teslim ettikten sonra teşkilata geliyor. Teşkilatın altındaki çay ocağında, kahvehanede çay içiyor arkadaşlarıyla. O sırada kutlama yapmak isteyen Cumhurbaşkanı'nın taraftarları veya AKP taraftarları aşırı bir şekilde oradan geçerken saldırıda bulunuyorlar. Bir başkasına sallanan bıçağın isabet etmemesi için hamle yapan Erhan Kurt maalesef kalbinden bıçak darbesini yiyor ve orada hayatını kaybediyor. Allah razı olsun. Onun için hem ailesine hem de mensuplarımıza sabır da diliyorum. Evet. Çevreden edindiğim bilgiye göre karıncayı bile incitmeyecek kadar hassas bir insan olduğu ifade ediliyor. Bu olayların çoğalmamış olması elbette ki memnuniyet veriyor ama buna yol açılmasını da doğru bulmuyorum. Seçimi değerlendirirken gözden uzak tutmamamız gereken bir diğer husus da daha sonuçların henüz belli olmaya başladığı anlarda Kısıklı'daki evinde Cumhurbaşkanı toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada çok tahrik edici sözler sarf etti. Sonra Ankara'ya gittiğinde külliyede toplanan insanlara da konuşmasında gene tahrik edici ifadeler vardı. Şimdilik söyleyebileceklerim bunlardan ibarettir seçimle ilgili. İnşallah o görüntülere sebep olan, o olaya sebep olanlar bir an önce yakalanıp adalete teslim edilirler. Ki o seçim gecesi havaya silahla ateş açmalar ve diğer taşkın şeyler, kutlamalar inşallah cezasız kalmaz. Ordu'da ben milletvekili adayımız ve eski il başkanımız Çiğdem Hanım'la konuştum. Diyor ki öyle tacizlere uğradık ki Ordu şehir merkezinde gece saat 1.30'a kadar silahlar patladı. Şayet yağmur şiddetlenmeseydi nelerin olacağını bilmiyoruz. Ama yağmur çok şiddetlendiği için topluluklar dağılmak zorunda kaldı diyor. Evet tabii bu aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın birlik çağrısı yaptığı sırada oluyor bunlar. Zaten bu noktaya biz bu ayrıştırıcı ve hedef gösteren hitabetle gelmedik mi Sayın Nuhoğlu? Evet, çok haklısınız. Uzun zamandır devam eden bir hakaret dili var. Kendilerine destek verenlerin dışındaki herkesi hor gören ve onlara inanılmaz hakaretler yağdıran Cumhurbaşkanı şimdi külliyede yaptığı konuşmada
artık birleşme vaktidir diyor. Doğrudur, birleşme vaktidir. Zaten Cumhurbaşkanı'na yakışan da budur ama Cumhurbaşkanı ne yazıktır ki görev yaptığı süre içerisinde ayrıştırıcı bir üslup kullanmıştır. Üstelik bu üslubu ben anayasamıza da aykırı buluyorum. Müsaade ederseniz anayasayla geldim ben bugün. Bu sebebi şu. Anayasamızın Cumhurbaşkanlığı'yla ilgili ikinci bölüm burada Cumhurbaşkanı'nın nasıl davranması gerektiğini ve yeminini hatırlatmak istiyorum. Birer cümle sadece. Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder diyor Cumhurbaşkanı. Devletin başıdır. Yemininde de üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim diyor. Şimdi bu anayasa hükmüne rağmen Cumhurbaşkanı umuyorum ve temenni ediyorum yeni döneminde anayasaya aykırı davranmaz. Çünkü geçmiş dönemde çok rahatlıkla ifade ediyorum ki milletin birliğini temsil etmeye yönelik devletin başı olarak ettiği yemine de sadık kaldı mı şüphesi taşıyorum. Çünkü okudum biraz önce ifadeleri size. Hem 85 milyon kazandı diyeceksiniz hem de 25 milyon civarında size oy vermeyen insanları seçildiğiniz gün bile ayrıştıracaksınız. Öyle bir üslup kullanacaksınız. Cumhurbaşkanının üslubu mutlaka değişmelidir. Yeni dönem için benim söyleyebileceğim en keskin cümle budur. Cumhurbaşkanı yeni dönemde üslubunu değiştirmelidir. Anayasamıza ve ettiği yemine uygun olarak herkesin cumhurbaşkanı olmalıdır ve devletin başı olmalıdır. Evet efendim. Dil uyarısı yapıyorsunuz. Mesela Beştepe'deki o külliyenin balkonundan yaptığı konuşmada çok ağır ifadeler var. Diyor ki şimdi Kandil'dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz. Ama bu millet yutmuyor ve yutmadı. Yani sürekli seçim bitti, kazanıldı ama hala muhalefet partilerini ya da Millet İttifakı'nı terörle iltisaklandırmaya çalışma çabası var. Ve bunu söyleyen de az önce ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı. Hani herkesi kucaklayan, herkese sevgi diliyle hitap etmesi gereken kişi değil mi? Bizim de haklarımızı koruması gereken kişi. Evet. Şimdi zaten seçim süreci de bunun üzerine kuruluydu. Esasında Millet İttifakı ne yaptı? Markette, pazarda, mutfakta bir yangın var. Tarım çökmüş. Türkiye'de gerçekten insanlar geçim zorluğu içerisinde yaşıyorken onların yaşadığı bu sıkıntıyı çarşıdaki, pazardaki, manavdaki, marketteki ve mutfaktaki yangını konuşmayalım diye çok bir tuzak diyebileceğim bir politika uyguladılar. Millet İttifakı birleşenlerini PKK ile FETÖ ile ilişkilendirmeye çalıştılar. Oysa herkes biliyor ki özellikle biz İYİ Parti olarak bunu her yerde çok açık bir dille ifade etmeye çalıştık. Ne PKK ile ne FETÖ ile. İlişkimizin olmadığı gibi tam tersine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başından beri PKK ile olan ilişkilerini dile getirmeye çalıştık. Bunları bütün detaylarıyla ifade ettik. Aynı zamanda FETÖ ile de beraber yürüdüklerini ifade ettik. Bunları da dile getirdik. Ama Millet İttifakı savunma durumuna kaldı. Savunma mecburiyetine kaldı. Bunlarla bizim ilgimiz yoktur diye bütün seçim sürecini neredeyse savunmada geçirdik. Ve diğer taraftan Cumhur İttifakı milliyetçiliği sahiplendi. Oysa milliyetçiliği yaşayan bizleriz. Millet İttifakı'nın mensupları milliyetçiliği yaşadı, savundu. Ama
Cumhur İttifakı öyle bir tuzak kurdu ki biz Millet İttifakı olarak seçim süresinde kendimizi savunma mecburiyetinde hissettik. Bu o kadar ileri gitti ki neredeyse bütün Batı ülkelerinin bizi desteklediği, Millet İttifakı'nın desteklediği ve onların da kahramanca karşı koydukları izlenimi yaratıldı. Rusya desteğini bile biz tam olarak ifade edemedik. Çünkü bu tuzak milliyetçilik tuzağı aynı zamanda milli güvenlikle beraber zikredildi. Milli güvenlikle ilgili İHA SİHA dendi. Ne tank palet fabrikasındaki gerçeği anlatabildik, ne de makine kimya endüstri kurumunun başına getirilenleri anlatabildik. Çünkü biz sadece milliyetçi değil, aynı zamanda milli güvenlikten yana, milli birlikten yana ülkemizin geleceğini düşünen ve bu konuda en hassas olan partiyiz. Evet. Ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle de bu konuda bir mutabakat sağlamışız. Ama kendimizi savunma durumunda kaldığımız için Suriyeliler konusunda bile neredeyse anlatmakta sıkıntı yaşadık. Müsaade ederseniz bu konuya bir açıklık getirmeliyim. Suriyelilerin bile niye anlatılamadığını, çünkü seçim süresince devletin bütün imkanları yazılı ve görsel medyayla birlikte Cumhur İttifakı'ndan yanaydı. Onun için sözlerimin en başında eşit olmayan, adil olmayan bir seçim süreci yaşadık dedim. Bu kadar baskın bir hem yazılı hem görsel medyanın yanında sosyal medyada yer bulabilmeye çalışırken sosyal medyadaki iletişim kanallarımız bile kesildi. Bu kadar zor bir dönem yaşadık ve bu süreçte şimdi Cumhurbaşkanı çıktı. İşte Millet İttifakı'nı suçlarken, kendilerini Suriyeliler üzerinden suçlarken, kendilerinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 1 milyon Suriyeli'yi daha gönüllü olarak geriye göndereceğini söylüyor. Ona destek veren Ata İttifakı'nın mensubu Cumhurbaşkanı adayına buradan hatırlatmak istiyorum. Hangi şartlarda gitti, destek verdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı seçildiği günün akşamı, birkaç yılda hem de sadece 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak gönderilebileceğinden söz ediyor. Ben de iddia ediyorum, diyorum ki o birkaç yıl içerisinde bile Türkiye'de yeni bir 1 milyon Suriyeli doğacaktır. Çok özellikle altını çizerek söylüyorum. Suriyelilerden yana ülkemizin nasıl bir tehditle karşı karşıya bulunduğunu, nasıl bir demografik tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu bu vesileyle tekrar altını çizerek hatırlatmak istedim. Sinan Oğan'ın plana sadık kal cümlesini nasıl yorumluyorsunuz? Hiçbir şekilde yerini bulacak bir ifade olmadığını düşünüyorum. Oradaki plan nedir? Planın ne olduğunu açıklaması lazım. Ama milletin anlayacağını zannettiği planın uygulanmayacağını ben biraz evvel ifade ettim. Böyle bir plan zaten yoktur ve uygulanmayacaktır da. Süleyman Şah Türbesi halen kendi vatan toprağına dönmeden neyin planını yapacaksınız siz? Evet. Suriye'deki Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi kaçırılarak getirilmiştir. Sınırımıza getirilmiştir ve halen orada duruyor. Hiç kimsenin bu konuda konuşma hakkı yoktur. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için destekleyen herkese söylüyorum. Süleyman Şah Türbesi kendi vatan toprağına dönmedikçe, ülkemizi tehdit eden Suriyeliler kendi ülkelerine dönmedikçe Türk milletinin ikinci yüzyılda bu coğrafyada rahat yaşama imkanı yoktur. Asıl plan oydu. Bir plandır. O plan uygulanmıştır Türkiye'de. Evet efendim. Erdoğan'ın söylemindeki o gönüllü olarak göndereceğiz kısmında o gönüllü kelimesi çok önemli aslında. Yani burada Suriyelilerin geri dönüş konusunda gönüllü olabileceğini düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Zaten
plan, işte o plan açıklansın dediğim plan, bana göre o planın bir parçasıdır bu Suriyelilerin gelmesi. Türkiye Türklerin olmasın projesinin ilk başlangıcı BOP eş başkanlığıdır. Ve Türkiye Türksüz bir ülke olsun diye Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar döneminde o kadar çok iş yapıldı ki, o kadar çok gelişme kaydedildi ki, Adalet ve Kalkınma Partisi sayesinde Türklükten kurtulduk diyen AKP'lilerden Afrika devletini kuracağız açıklamasını yapan, külliyede görev yapan, güvenlikten sorumlu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı vardı. Sadat'ın başkanı. Evet, oraya kadar geldi bu işler. Ve biz dediğimiz her şeyi yaptırdık. Askeri okullara kapattırdık. Askeri hastaneleri kapattırdık. Askeri yargıyı ayırdık. Ve her dediğimizi yaptırdık diyen bir sakallı generalden bahsediyorum. Ve bu külliyede görev yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanıydı. Hatta 15 Temmuz işimize yaradı bile dedi. Değil mi? Evet, evet. Yani maalesef. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni dönemde işi kolay değil. Aslında ekonomik konulara biraz girseydik ama vaktimiz bitiyor. Başka bir zaman inşallah değiniriz. Hemen girelim. Dolar bugün 20 lira 10 kuruşu gördü. Hatta daha da çıkıyor. Dün akşam 20 lira 0.2 kuruştaydı. Gün içerisinde 0.8 kuruş yükseldi. Ve önümüzdeki günlerde de yarından itibaren de benzin ve türevlerine zamlar geliyor. Bunlar da yansıyacak tabii ki etiketlere. Türk halkının nasıl bir ekonomi bekliyor? Şimdi tabii bu konu bize göre, yani Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler ama özellikle İYİ Parti'ye göre en önemli konumuzdu, güncel konumuzdu, birinci konumuzdu. Çünkü uzun bir süredir yaşanan bir ekonomik kriz var. Ve bu ekonomik krizin daha derinleşeceği endişesini taşıyorduk ki taşımaya devam ediyoruz. Buradan kurtulmanın kısa zamanda mümkün olmayacağını biliyoruz. Çünkü yapısal reformlar gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yapısal reformları yapabilecek bir kadronun olmadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi faizi %8,5'a indirdik, göreceksiniz enflasyon da inecek açıklamasını ciddiye bile almıyorum. Çünkü döviz baskıyla burada tutuluyor. Enflasyon yanlış rakamlarla açıklanarak gerçek görüntüsünden kaçırılıyor. Merkez Bankası hangi durumda bunları biliyoruz. Ve bugünden itibaren hemen belki patlamalar olmayacak. Bunun sebebi de şu. Çok aşırı bir bütçe açığı var. Ek bütçe gerekecek. Bütçe açığı muhtemelen 2023 yılında trilyonu geçecek. Kur ödemeleri, garanti ödemeleri falan eklenince altından kalkabilecekleri bir yük değildir. Ama Rusya'nın nasıl ki alacaklarını tehir etti. Bunun gibi Cumhurbaşkanı bir ifadesinde külliyede olabilir veya bir öncesinde olabilir. Ben teşekkür için Körfez ülkelerine, bazı ülkelere ziyarete gideceğim dedi. O ziyaretin sebebi neyin teşekkürüdür? Oralardan ne talep edilecek ve neyin karşılığında talep edilecek? Bu çok önemli bir konudur. Sorularımın cevabını aslında almak isterim. Ve bunun sonucu önümüzdeki dönemde hemen bir ayda, iki ayda, üç ayda değil belki. Ama önümüzdeki dönemde Türk ekonomisi hiç kimsenin şüphesi olmasın çok daha derin krizlere girecektir. Ben yanılmak istiyorum. Gerçekten yanılmak istiyorum. Seçimlerde son ana kadar Millet İttifakı'nın kazanmasını istememizin sebeplerinin başında da ekonomik meseleler geliyordu. Ve bunları ortaya koyarak yaşanabilecek tehlikeleri dile getirerek oy talep ettik. Ama Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı. Ben şimdi yanılmak istiyorum. Bütün söylediklerimin gerçekleşmemesini, Cumhur İttifakı'nın ekonomik krizlere, daha derinlere düşmeden bu krizlerden kurtulmasını temenni ediyorum.
ve Türk halkının hiç olmazsa huzurlu bir ortama kavuşmasını, ama bu huzurlu ortamın elbette ki Cumhurbaşkanı'nın kullanacağı üslup kadar ekonomik konulardaki düzelmeye de bağlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Efendim, bu değerlendirmelerinizi bizlerle, Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Hayrettin Nuhoğlu. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Temennim var tabii. Buyurun. Çünkü 2023 yılında aslında lider ülke Türkiye hedefleri vardı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bu hedeflerden çok uzaklaşıldığını görüyorum. Hedeflerin yarısına bile yaklaşılmadığını görüyorum. Yeni dönemde hedeflerin hatırlanmasını bekliyorum. Türk milletinin ikinci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesine dönmesini, kurucu iradeye saygı göstermesini, milli birlik ve bütünlüğümüz içerisinde üniter yapımızın korunmasını ve ikinci yüzyılımızın kurtarılmasını temenni ediyorum ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler tekrar. Sevgili seyircilerimiz, sizlere teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.